Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bugün Asr suresinin kelime kelime irabıyla tekrar birlikteyiz sayın hocalarım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Asr ayeti kerimesi ile inşallah bugün Vel Asri kelimelerini irab ederek yeni dersimizin kaydına başlıyoruz. Öncelikle ayeti kerimemiz Vel Asri asra yemin olsun, zamana yemin olsun, ikindi vaktine yemin olsun diyerek başlamakta. Vav harfi cerimiz var. Burada elvevu harfu cerrin lil kasem. Yani diğer bir tabirle vevul kasem yani yemin vavı ama aynı zamanda bir harfi cerdir kendisi. Çünkü cer edecek gördüğümüz gibi el asri ismini burada cer etmiş. Yani hem harfi cerdir buradaki vav hem de kasem harfi dediğimiz vevul kasemdir sayın hocalarım. Mebniyun alel fethide diyebilirdik. Şuraya isterseniz onu da ekleyelim. Yani harfi cerdir, kasem harfidir. Aynı zamanda da feta üzere mebnidir de diyebiliriz. El Asri isminin irabına geçtiğimiz zaman ise El Asri ismi ismun mecrurun bi vavil kasem. Kasem vavıyla yemin vavıyla mecrur olan isimdir ve alametu cerrihi ve el asri ismimizin mecrurluk alameti de sonunda gördüğümüz kesredir sayın hocalar. Burası yani hem vav kelimesinin hem de el asri kelimesinin kelime kelime irabıydı. Buradaki car ve mecrurumuz el ve vel mecrur buradaki car ve mecrurumuz müteallikani müteallıklarıdır. Neyin müteallıklarıdır? Bi fi'lil kasem el mahzuf hasfedilen burada hasfedilen bir kasem fiilinin müteallıklarıdır. Yani sanki Allahu Teala buraya kasem vavını getirmekle şöyle buyuruyor. Uksimu el asra gibi. Yani ben asra yemin ediyorum gibi buranın başında hasfedilen bir kasem fiili var. Yani ayeti kerimede yazılmayan ama yemin vavından anladığımız burada hasfedilen bir kasem fiili var. Ve biz buradaki car ve mecruru alacağız o en yakın fiile bunları götüreceğiz. Sonrasında buradaki cümletül kasem, buradaki kasem cümlesi yani buradaki yemin cümlesi iptidaiye cümlesidir. Kelama başlama cümlesidir ve irapta mahalli bulunmamaktadır. Gelelim ikinci ayeti kerimemize. İnnel insane lefi husrin inne muhakkak ki el insane insan muhakkak ki insan le fi husrin fi husrin hüsran içindedir. Muhakkak ki insan hüsran içindedir. İnneyi artık hepimiz yakından tanıyoruz. Kendisi harfu tevkittir. Müşebbehe bil fiildir. Tensibul isme ve terfeul habere. Aynı zamanda da mebniyun alel fet. Fetha üzere mebnidir. İnne tevkit harfidir. Yani pekiştirme harfi. Aynı zamanda müşebbehe bil fiil, fiile benzeyen harflerdendir. Aynı zamanda isminin nasb haberini ref yapar ve kendileri fetha üzere mebnidir. El insane ismimiz. El insane ismi kelime olarak insane ismi burada inne'nin ismidir. İnne'nin ismidir ve mansuptur. El insane İnnenin ismidir ve mansuptur. Mansupluk alameti de fethadır sayın hocalar. Zaten biz okurken nasıl okuduk burayı? İnnel insane. İnnel insane. Çünkü innenin ismi olduğunu biliyoruz. O yüzden sonunu mutlaka fethayla mansup okuyoruz. Gelelim lefi husrine. Normalde burası fi husrin. Yani car mecrur olarak burası fi husrin ama Allahu Teala burada bir de fi'nin başında bir lam getirmiş. Bu lam tevkit lamıdır. Bu lam harfu tevkit, tevkit lamıdır. Yani şuradaki inne gibi sayın hocalar. Cümleye kazandırdığı anlam inne gibi. Yalnız innenin başka bir versiyonu diyelim buna. Tevkit harfidir. Feta üzere mebnidir. Buraya mebniyün alel fethayı ibaresi eklenebilir. Başına geldiği fi ise harfi cerdir. Fi harfi cerdir ve sükun üzere mebnidir. Fi'den sonra gelen husrun ismi de fi'den sonra gelen husrun ismi de ismun mecrurun bil kesre. Kesre ile mecrur olan bir isimdir. Neden mecrur? Çünkü başına harfi cerlerden fi'nin gelmesi dolayısıyla. Şimdi innemiz burada inne'nin ismi el insane bize bir de innenin haberi lazım. Hemen okuyalım. Buradaki car ve mecrur yani fi harfi ceri ve husrin isminden oluşan car ve mecrur müteallikani bir haberi inne. Burada innenin haberinin müteallıklarıdır. Fi husrin sayın hocalar. Tabi burada aslında iki tane seçenek söylememiz mümkün burada innenin haberi vardı, hasfedildi. O hasfedilen haberin müteallıklarıdır buradaki fi husrin. Bunu dememiz mümkün. Ya da şu şekilde diyeceğiz. Burada innenin haberi şibhi cümle tarzında gelmiştir. O da fi husrindir. Bu iki iraptan dilediğinizi seçmeniz mümkün. Ama benim tercih ettiğim irap fi husrinin o innenin haberinin müteallıklara olduğu irabıdır. Şimdi buradaki cümlemiz hangi cümlemiz? İnneden, onun isminden ve onun haberinden oluşan bu cümlemiz buradaki inneden, innenin isminden ve innenin haberinden oluşan bu cümlemiz bir cevap cümlesidir. Neyin cevabı? Hasfedilen kasemin cevap cümlesidir. Çünkü biz ne dedik burada? Asra yemin olsun ki Evet, yeminimizin cevabı ney burada? Yani niçin biz yemin ediyoruz? İnsanın muhakkak ki hüsran içerisinde olduğuna yemin ediyor. İşte buradaki inneden, innenin isminden ve innenin haberinden oluşan bu cümle hasfedilen kasemin cevap cümlesidir. O yüzden irapta mahalli bulunmamaktadır. Gelelim üçüncü ve son ayeti kerimemize. İllellezine âmenû ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabri. Ayeti kelimesi. İlla burada ancak anlamında ki birazdan illanın istisna edatı olduğunu göreceğiz. Şimdi bu ayeti kerime bir önceki ayeti kerimeden bazı insanları dışarı çıkaracak. Yani insanlar hüsran içerisinde dedik ama bazı insanlar bu hüsranın içerisinde değil. İlla ancak şu kimseler ki illallezine ancak şu kimseler ki nasıl kimseler bunlar? Emenu inananlar iman ettiler, iman edenler ve amilu işleyenler, yapanlar, ne yapanlar es-salihati iyi işler yapanlar bunun dışında ve aynı zamanda ve tevâsav bil hakkı ve hakkı tavsiye edenler ve tevâsav tavsiye ettiler bil hakkı hakkı ve ve tavsiye ettiler biz sabri sabri yani hüsran içerisinde olan insanlardan bir takım insanlar istisna bırakılmış nedir o insanların özellikleri iman etmeleri salih ameller işlemeleri, hakkı tavsiye etmeleri ve sabrı tavsiye etmeler. Gelelim illanın irabına. Az önce de bahsettiğim gibi illa harfu istisna bir istisna harfi ve kendisi sükun üzere mebni illa hatta en fazla kullanılan yani en fazla kullanılan istisna harfi diğer bir tabirle istisna edatı illadır ve illa sükun üzere mevnidir. Gelelim ellezine ismi mevsulüne. Çoğunlukla ellezi ismi mevsulünü görsek de onun cemisi olan ellezineyi de yakinen tanıyoruz. Ellezine ismi mevsuldür. Feta üzere mevnidir. Ellezine ismi mevsuldür burada. Feta her yerde aslında ismi mevsuldür. Yani ellezinenin ismi mevsul olmaması mümkün değil. Ellezine ismi mevsuldür her yerde ve burada. Feta üzere mebnidir. Burada fi mahalli nasptır. Çünkü kendisi müstesnadır sayın hocalar. Arapçadaki mansubatlardan birisi de müstesnalardır. Ve burada illa istisna edatından sonra Ellezine ismi mevsulu gelmiştir ve müstesna olmaya hak kazanmıştır. Ellezine yapısı itibariyle feta üzere mevnidir. Burada müstesna olduğu için fi mahalli nasb olacak sayın hocalar. Gelelim e-menu fiil mazimize. E fiil mazidir. Nasaru gibi damme üzere mebnidir. E fiil mazidir. Damme üzere mebnidir neden damme üzere? Li ittisalihi bi vavil cema'a. Fiil mazinin damme üzere mebni olduğu tek konum kendisine cemaat vavının bitişmesidir. Burada da emene fiil mazisine cemaat vavı bitişerek onu emenuya dönüştürmüştür. O yüzden buradaki emenu fiil mazisi damme üzere mebnidir. Kendisine cemaat vavı bitiştiğinden dolayı. Şimdi fiilimiz burada kendisine bitişen o cemaat vavu da bitiştiği fiilin failidir sayın hocalar. El vavu buradaki vav damiru muttasıl bitişik zamirdir. Mebniyün ale sükun sükün üzere mebnidir. Fi mahalli reftir. Çünkü kendisi amenu fiilinin failidir. Sonundaki elifte daha önceki videolarda da geçtiği üzere elifu farikadır sayın hocalar. Elifu farikadır. Bunu da yine sürekli inşallah tekrar ederek pekiştireceğiz. Yani burada fail olan hem vav hem de elif değildir bakın. Bunu karıştırmayalım. Vav cemaat vavı eliften elifi farikadan ayrı yazılmaz. Ama zamir olan oradaki zamir olan ve fail olan hem vav hem de elif değildir. Sadece vavdır. Elifin adı elifi farikadır ve amilu'ya bakalım. Bu da tıpkı emenu gibi bir mazi fiil. Tabii ki öncesinde bir atıf harfimiz var. El ve, -ve harfu atfin. Vav burada atıf harfidir ve feta üzere mebnidir. Ve buradaki amilu fiili mazimiz ma'tufetun bil vav. Vav ile atfedilmiştir. Nereye? Ala menu, Kendisinden önce geçen emenu'ya atıf vavı ile atı farfı olan vav ile atfedilmiştir. Amilunun irabı, amilunun irabı, amenunun e irabının aynısıdır. Birebir aynısıdır. Ama ben yine burada kelime kelime amenuda e yazdığım gibi amilunun irabını da yazdım. Amilu fiili mazidir. Damme üzere mebnidir. Kendisine cemaat vavı bitiştiğinden dolayı ve Amilunun şu sonundaki vav muttasıl zamirdir. Sükün üzere mebnidir. Fi mahalli reftir. Çünkü kendisi amilunun failidir. Buradaki cemaat vavı. Ve sonundaki elif şuradaki elif yine elifu farikadır. Sayın hocalar. Gelelim es salihati ismemize. Es salihati buradaki cümlemizin yani amilu fiil ve failinin mefulu bihidir. Es-salihati amilu fiil ve failinin mefulu Kendisi kesre ile mansuptur bakın kendisi. Çünkü mefulu mansup olduğu için buradaki es-salihati ismi de mansuptur ama ne ile? Kesre ile mansuptur. Kesre ile mansuptur. Niyabeten anil fethati. Fetha'nın yerine Şimdi naibul fail konusunda failin yerine geçendir aslında naibul fail. Aynı kelimeden türetilen bakın niyabi iğraplar vardır Arapçada. Biz burada mefulü bihler mansuptur. Ama buradaki es ismi mansupluk alameti olan fethanın yerine kesre ile mansuptur. O yüzden bunu ifade etmek için neyi kullanacağız? mansubun bil feth, bil kesre niyabeten anil fetha ya da diğer bir ifadeyle mansubun bil kesre bedelen minel fetha yani fethanın yerine kesreyle niyabeten anil fetha fethanın yerine kesreyle ikisi aynı anlamda ama ben daha çok niyabeten ibaresini tercih ediyorum. Peki neden burada es salihati mefulu bihi Fethayla ile mansup olmadı da onun yerine kesre ile mansup oldu. Li çünkü o cemi müennes salim bir isimdir. Ve cemi müennes salim isimler mansup hallerini Kesreyle ile alırlar sayın hocalar. Ayet-i kerimemize devam edelim. Ve <Sessizlik> ve tavsiye ettiler. Neyi tavsiye ettiler hemen bakalım. Öncelikle yine bir atıf harfi olan vavımız var. Elve ve, -ve harfu atfin mebniyun alel fetih. Tevasav fiili mazimiz. Tevasav fiili mazi ve mebniyun ale damme. Çünkü kendisine de bakın burada cemaat vavı bitişmiş. Nasaru gibi, emenu gibi, amilu gibi. Burada da cemaat vavı bitişmiş ve diyeceğiz ki buradaki tevasav fiili mazimiz damme üzere mebnidir. Ama dammesi nerede? Ale dammetil mukaddere takdiri bir damme üzere mebnidir. Peki bu damme nerede? Alel elifil mahzufe hasfedilen elifin üzerinde. Aslında sayın hocalarım bu fiilimizin kökü tevesa. Evet tevesa idi. Tevesa idi. Şimdi fiilimizin susa darfinden sonra bir elif vardı. Ama biz bu fiilimize bir de cemaat vavu bitiştirmek istedik ki bunu cemi sigasında kullanmak istedik. Bu sefer ne oldu? Sonu sakin harfle biten fiilimize sakin bir harf olan cemaat vavu bitiştiğinde iltika is sakineyn meydana geldi. Yani Arapçada iki sakin harf yan yana gelmez kuralı meydana geldi. E biz bu fiili cemi olmasını istediğimiz için cemaat vavını buradan silemeyiz. O yüzden mecburen fiilimizin son harfi olan ille harfini burada sileceğiz. O elifi sileceğiz. Ve tevasav meydana gelecek. İşte diyoruz ki buradaki tevasa fiili mazimiz takdiri bir damme üzere mebnidir. O damme de buradaki hasfedilen elifin üzerinde takdiri bir damme üzere mebnidir. Bunun sebebi de yani bu elifi burada hasfetmemizin sebebi iltika-i sakineynin meydana gelmesidir sayın hocalarım. Bil hakkı car ve mecruruyla devam edelim. Öncelikle bir harfi var burada. Kendisi mebnun alal kesir, kesre üzere mebni. El hakkı ismimiz var el hakkinin irabıyla da alakalı ismun mecrurun bil kesre diyebiliriz. Ve bu ikisi yani buradaki car ve mecrurumuzu alacağız. En yakın fiil olan buradaki tevasav fiilinin müteallıklarıdır diyeceğiz sayın hocalar. Car ve mecrurun müteallikani bi fiili tevasav diyebilirsiniz. Devam edelim. Ayeti i bir tane daha tevasav bulunmakta ve tevasav ve tavsiye ettiler. Yine öncelikle burası az önce okuduğumuz tevasav bil ye, başındaki atıf vavıyla atfedilmiş durumda. Ve tevasav fiili mazimiz az önce de dediğimiz gibi mebnidir ne ile mebni takdiri bir damme ile neyin üzerinde takdiri bir damme hasfedilen elifin üzerinde takdiri bir damme ile mebnidir. Neden biz orada elife hasfetmiştik? İltika sakineyn meydana geldiği için. Biz sabrı için de bil hakkı için söylediklerimizi dememiz mümkün. Bir harfi cerimiz var. Kesre üzere mebni. Es sabri ismimiz var. Mecrurun bil kesre. Ve buradaki car mecruru da alacağız. En yakın fiil olan buradaki tevasavın müteallıklarıdır diyeceğiz. Car ve mecrurun müteallikani bi fiili tevasav diyeceğiz. Şimdi kelime kelime irabımız bitti. Bir de genel irabımıza şöyle bir bakalım. Cümletu amenu amenu cümlesi fiiliyle failiyle amenu cümlesi la mahalle lehe el irab irabda mahalli olmayan bir cümledir liennehe çünkü o sılatul mevsul ismu mevsulün sıla cümlesidir hemen bakalım üçüncü ayeti kerimemizin başında illellezine amenu demiştik bakın ellezine ismi mevsulünden sonra amenu cümlesini kullandığımız için amenu cümlesi burada İsmü mevsulün sıla cümlesi olacak ve irapta mahalli olmayan cümle olacak. Ve cümletu amilu amenudan sonra gelen amilu cümlesi de ma'tufetun atfedilmiştir. Neyin üzerine? Ala cümleti amenu. Amenu cümlesinin üzerine atfedilmiştir. O yüzden o da irapta mahalli olmayan bir cümledir. Şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman emenuya irapta mahalle olmayan cümle dedik. Neden? Sıla cümlesi olduğu için. Ve amilu cümlesi de vav harfi ile emenuya atfedildiği için kendisi de irapta mahalle olmayan cümle oldu sayın hocalar. Evet böylelikle böylelikle kısa bir sure olan Asr suresinin irabını da geride bıraktık. Yorumlarınız için teşekkür ederim. İnşallah diğer suremizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın sayın hocalarım. Görüşmek üzere.